Merhaba dostlar, AB Gaming ekranlarında Hitman'in 6. bölümüne, finalden bir önceki bölüme hoş geldiniz. Gene konuğum Arda var. Selamlar. Geçen bölüm umarım eğlenmişsinizdir. Normalden farklı bir video olsun diye biraz muhabbetli, kişinin görüşmesiyle bir video olsun istedik. O zaman uzatmadan girelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, final bölümü burası. Biz şu anda finalden bir önceki The Farewell, Elveda bölümündeyiz ve sinematiğiyle başlıyoruz. Dur, oyun mu bunu? Turn now to the data leak bombshell causing shockwaves across the world. The so-called ICA files. The disclosure of You win. So, what happens now? The ball's in your court, Miss Burnwood. I do have other candidates, you know. Most of whom have never tied me to a chair. You've seen the news. That was 47 acting on his own. He is untethered. He is unstoppable. And he cannot be bargained with. He will find you, Mr. Edwards. And I'm the only chance you've got. I'm listening. 47 has one weakness. Me. İhanet. Eyşan. Evet, bölüm briefingine girdik arkadaşlar. Sen Ezel izlememiş mi? Nasıl? Ezel izlemedin mi? Ezel. Yok, izlemedim. I found something. İhanet deyince akla Eyşan gelir. Skyler White gelir. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Herald. Trail ends at the airport, but turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, he's hosting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constant's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No, you won't. Diana'ya bakalım bize nasıl bir tuzak kurdu göreceğiz. Sözde Gray ile beraber üçümüz bu yola baş koymuştuk ama kendisi şu anda bildiğiniz taraf değiştirdi. Because you're not an idiot. Let's just humor him. Yates likes his little. Gerçekten grafikler çok hoş ya. Don't be long. Der atmosfer bana Last of Us'ı hatırlattı. Sen ne düşünüyorsun? Bana Witcher'ın ağaç sistemini renklendirmesini anımsattı. Birazcık daha pastel renkler gibi ama onun dışında da bakın yani hiç fena değil görüntü kalitesi. Şu an yüksekteyiz yani. Ultra'da oynamıyoruz. Ultra'yı alıp da bir de denemek istiyorum aslında. Final bölümü Ultra olsun. You got my message. Olabilir tabii. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. Şu anda en büyük aday Constant için bu adammış. Onu ortadan kaldırırsak biz kalırız demek istedi. Retaliation for Gray. Trust me. I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal.
She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my sight for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Anlık siyah beyaz oldu sanki. Here, I got you an invitation, just like old times. Come find me when it's done. Good luck, 47. Sanki sahne geçişi gibi bir şeydi. Yine iki hedef var. Aa bakın, do not eliminate Diana. Yani Diana'yı ortadan kaldırmayacağız mı? Peki. Go on. We shouldn't be seen together. Bakalım ne kadar zor bir bölüm olacak göreceğiz. Ezo. Şu an dünyayı dolaşıyoruz ya. Bir Çin'e gidiyoruz, bir Berlin'e gidiyoruz, bir Arjantin'e ya. Berlin'e, Berlin'e. Erzurum yok mu Erzurum? Erzurum. Erzurum. For more than two decades, New York-based law firm Morgan... He must be over the moon about time slipping down. He's been living... Acaba buradan geçmemize izin verecekler mi? Bence şekildiz. Niye geçemeyelim? Ama kesin bir arkadan gidiş gerekecek. Bakalım. Ne aldık? Bu Don Yates ile ilgili bilgi veriyor. Evet, erişim iznimiz yok buraya. Ya bu tarz adamlardan birinin kılığına gireceğiz ya da hiç kılığımızı bozmayacağız. Orada bir şey yazıyor. Visitors this way. O adamlarla konuşmamız lazım. Buna davetiyemizi vereceğiz işte, içeri gireceğiz. Orası farklı bir yer herhalde. Yukarıda bir ev daha var. Ev burası parti alanı gibi. Aynen. Oo. Bonkör Ahmet bonkörlük yapsın artık. Kardeşim sana da bir tane alacağım da bana da vermiyorlar ki. Şurada var. Oo tamam. Bilendin. Thank you. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown? Let's see. Most of the guests have already arrived. And let me tell you, it's like a Forbes 500 convention in there. Most are high-profile clients of Morgan, Yates and Horn. But the Yates are still no shows. Word is, they're still up at the house. They haven't made an entrance yet. Curious. Any idea why? Well, I probably shouldn't be saying this, but word is that Yates was in a great mood this morning, but that all changed when the letter arrived. The letter? Yeah, an honest-to-God letter delivered by courier. I mean, who writes letters anymore? Anyway, it must have been bad news, because Senor Yates heard the plan off the balcony. Big heavy one, too. It almost hit Isabel, one of the maids who had to go lie down. Oh, anything else? The party is not the only thing happening at the estate. The winery is open for guests, too. You should check it out if you're interested in winemaking. It's harvest season, after all. Oh, then it is. Let's just do that. Thank you for your time, miss. Right. Pleasant evening, senor. Abla briefing kadar bilgi verdi. Aynen. Ama Tango hakkında ne düşünüyorsun? Bak şurada hanımefendi bekliyor dans etmek için. Böyle sana pas bir... vermedi. Ha öldür, şey bayıltabiliriz herkesin ortasında. Çok akıllıca olurmuş. Bize pas vermiyor musun sen? Bakın ladylerin hepsi boşta ama. Aynı. O sarışın kadınların yüzleri birebir aynıydı. Burada arkadaşlar biz... Kulaklıklarımızdan mikrofondaki sesi tekrar duyuyoruz. Arada küçük bir gecikme oluyor haliyle. Konuşma biraz zor. Yoksa normalde böyle çekeleyen, konuşamayan insanlar değiliz. İstersen senin kulağındakini kapatayım çünkü sana gecikme daha fazla geliyor HDMI'den. Evet.
do you make of this? Well, şöyle senin sana gideni kapatalım. Benim mikrofon kulağıma gelmesin yeter. Şu an gelmiyor, tamam. Ha. Ah. IQ'm aynında anında 50 puan arttı. Beni duyabiliyor musun? Could you show me the lay of the land? Certainly, senor. This is the visitor center. On your right is the tasting room, where we have a lovely selection of house cabernets. Upstairs is the dining and bar area, and over to your left are the bathrooms. If you peek over the railing, you can look down onto our state-of-the-art fermentation area. You can't go down, though. A staff only, I'm afraid. Thank you. Most anlıyoruz. My pleasure. Staff kılığına girip, girilmeyen yere girmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bir gidelim şarap yapalım. Burada bir şüpheli kafa vardı ileride. Evet, böyle bir ortama girsen ilk ne yaparsın? Kiminle geldiğime bağlı. Ne? Kiminle geldiğime bağlı. Yalnız mı geldin bu diyorsun? Yani iki durumda olabilir sende. Şimdi şöyle bir şey var. Bak, bu adamın kafasındaki beyaz şey sıkıntı. Güvenlik. Mission story gibi. Save alıp içeceksin değil mi? Şimdi. Buradan seçebiliyoruz. Bakın yani 3 farklı seçeneği de seçebiliyoruz. Bu seçenekler nasıl gireceğimizi gösteriyor içeriye. Ne demek olduğunu şu an bilmiyoruz da az önce şu mu seçeneğiydi? Evet. Bir kaydedelim mi? Kaydedeceğim. O adama elimine etmek istiyorsun bence. Bu içinde var senin. Sen ne kadar güzel durmuş ki orada. Bir aşağı atasın geldi bence. Aşağı atarsak sıkıntı. İşte save edip atalım falan. Upload yaparız. Yani acaba hani çaktırmadan atabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Nasıl çaktırmadan yapacağız ki? At gitsin ya. Al seni mi kıracağım? İşe yaramıyormuş. Nasıl işe yarasın? Ya zaten ben şeyi merak ettim. Hani o kadar çok push. Hani bariz ki acaba ne olacak? Arada bunları denemek lazım. Push'lu öldürdüğümüz ilk bölümlerde çok kişi var ya. Özellikle Carlyle. Kadının cinayetini çözdük, sonra da kendisini attık aşağı. Orada bir tane coin faiz gelirinden 3 coin 4 coin olmuş. Bir tane şeyde çaldım. Şu şeyde. Lobinin orada. Ben de niye şüpheleniyor mesela? Ben bu adamlar herhalde bu ajanı tanıyorlar. Ha, disguise yourself as Cora Black diyor. Bence o Cora Black. İşte aynen. Bunun yerine geçeceğiz. Mission Stories'den işte görev hikayelerinden farklı kılık değiştirmeleri de görebiliriz. Yani arkasını dönse aslında şansımız kalmaz mı? Herhalde dönmez. Aynen öyle. Ya neden beceremiyorsunuz? Şu merdivene çıkmayı oyunlarda niye olmaz hiç ya? Birini takip ederken ya daha yavaş yürürsün, koşuya basarsan da ona çarparsın, asla aradaki hızı tutturamazsın. Ya bazı oyunlarda oluyor, bu oyunda yok mesela, o rahatsız edici. Bu adamı yalnız yakalamak biraz sıkıntı olacak. Aslında zehirleyebilsek böyle içki alacağı yerden falan. Zehirimiz var mı yanınızda? Maalesef yok. Zehri bulmamız lazım. Aynen öyle. Ya da bekleyeceğiz bu sakin bir yere gidene kadar. Biz de etrafa bakalım. Hello, personal space. Could you please go away? Greetings, sir. Sana ne? Allah Allah. Plus, he has good reason to be confident. He is Edward's closest legal advisor. Neyse, bunu burada yalnız yakalayacağız gibi ya. Buradan aşağı atabiliriz de aşağı atarsak nasıl kendimizi disguise edeceğiz mecburen? Aşağı koşmamız lazım da bak. Sanki kendim aşağı öldürür. Gidecek. Buradan kamu spotu yapalım. Şöyle bir şey var. Aşağı inme şansımız var zaten. Var var. At gitsin. Ya aşağıda birileri varsa? Böyle bir oyunda genelde olmaz ama. Yani bu adamı buraya koydularsa bu amaçla koymuşlar. Aşağı atıyorsa vardır bir yani. Nasıl non-target ya? Ha, bayıltmamız gerekiyordu yani, öldürmemiz oyun istemiyordu. Bir şey oluyor mu öldürünce? Yani hedef ute olmayan kişi öldürüyorsun. Bir şey olmuyor. O da öyle bakmasaydı aşağıya. Aynen onun öyle. Onun da o saatte orada bari gizleseydi, biri geliyor. Dedim mi? Allah. Neyse, bizim yaptığımızı anlayamaz ki. Bunun kılığına girmemiz dışında. Bakayım ne yapıyor.
Hiç umurunda olmadı yalnız ha. Beğenmedi. Bence ceplerini falan aradı. Ne yaptı o? Alt katta mı acaba bu? Geldiğimiz yerden gideceğiz o zaman. Neresiydi o merdiven ya? Sol. Yok, orası yukarı çıkıyor. Biz aşağı ineceğiz. Sağdan devam, sağdan. Hey, what's up? Burası. Olsun, indi ya. Böyle bir tipimize bakalım ya. Dans ederken son bulduğum olur. And welcome to the Yates Winery. How may I? Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy the tour. Gözün alışacağı hıza göre dışarının ışığı azalıyor, artıyor. Dikkat ettin mi? Aynen öyle. Bak, kapalı mekandan ışık mekanda geçiyor. Bir alt kata daha ineceğiz ama nereden ineceğiz bakalım. Acaba az önce gittiğimiz yerden miydi? Şurada bir merdiven var. Bir solda bak. Hı-hı, gördüm. Şimdi şarap ağlarına doğru iniyoruz. Cupcake'lar. Var, bir tane alaydık, fırlatırdık. Merhaba. Geç. Bu az önce adam bulan kadın değil mi ya? Bazı karakterlerden bir iki tane var. Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry, but I didn't catch your name. This is Corvo Black, Tamara. He's a ICA regular. I only work with the best. Well, we're all here, it seems. Except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy, do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. That was a bit rude. Yes, it was. Hayda, girmememiz gerekiyorsa bizi niye yolluyorsunuz buraya? Biraz garip. Da bu bizi görür. Orada da biri var gerçi. Şuradan. Sadece izleyeceğiz herhalde. What? You have some guests waiting. Señor Yates wanted you to give them grand. Tamam. Remember? If I don't have. Important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, Patron. Big shot New York lawyer like that. Don't want to get on the bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is ripe or not. Bring me the 3 Malbec grapes to taste, Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete and toss me off a bridge. How's that? 3 grapes, was it? I'll get my picking knife. No. Şu adamın kılığına geç. Sesin gelmiyor. Biraz daha yüksek abi. Bence o adamın kılığına geçip üzümleri bizim götürmemiz gerekebilir. Aynen öyle. Varillerin içine mi bir yere koyabiliyoruz sanırım. Bakalım. Şurada bir anahtar mı var? Evet. Bir şey görmüştüm. Yok. Ha, bunlar delmek içinmiş. Aynen şu öyle. Beyazın içine koyamaz mıyız? Muhtemelen o onun için. Bir de bir solda daha var aynısı. Aynen bak. Tamam. Bunu kaldıralım. Hazır gelen yok dedin mesela, sesin gitmedi. Hazır, kimse gelmiyor. O zaman dur birazcık. Hmm.
Bayağı kendime yaklaştırdım arkadaşlar, umarım tezim artık. Hah, şimdi çıktı. Uçağı almamız lazım. Saklanmamıza gerek yok. Bu tarz kılık değiştiriyoruz ya, adam hani hiçbir sakallı yok, şey yok. İş arkadaşlarını tanımaması falan çok evet, saçma. Aslında ya biraz daha yüzünde böyle bir kalite verir. Senin sesin kesilmesinin bir nedeni de şu, şunu da bir kapatalım. Tamam. Ama o zaman da cazırtı gidiyor. Biraz daha kısabilirsin, 1.9'du. Daha kısık olsun. Sende noise gate var mı? Yok, zaten aynı mikrofondayız ya. Aha, tamam. Bunlar neymiş? Harita. Ha bak, burada zehir yapabiliyoruz. Ama ne eksik? Bir şey eksik. Araba batarya. Bence onu almamız işe yarayabilir ya. Ya bu şey için hani bir yollardan birinde mutlaka akü kullanmamız gereken bir durum vardır. Hı-hı. Bu yüzden öyle bir şey var ama aa bak burada bu, aa dur elimizde bıçak var diye mi? Yok. Bu adamlar bizi tanıyabiliyor. Yani o bataryayı alırsak şimdi bıçağı bırakacak mıyız? Yo, bıçağı zaten... Allah! Görmedik adamı. Adamın şüpheleneceği yoksa bile o hareketten sonra şüphelenecek artık. Uçağın içine girebiliyor musun? Yok. Birazdan geçer ya, sıkıntı yok. O şimdi aküyü almamamızın bir mantığı var mı? Şimdi şöyle, akü gerekseydi alırdık ama aküyü saklayamıyoruz. Öyle bir şey var. Anladım, elimizde kalıyor. Aynen öyle. Bir şey daha vardı yerde anlık yerde. Orada. Ha, suyu açmadık. Aynen öyle. Tamam. Fiskiyeler. Fiskiyeyi kim kırdı Ahmet? Bilmiyorum, Melihamcı'ya sormak lazım. 3 adet olgun. Malbec. Üzüm salkımını kesmemiz gerekiyor. Ama neredekini keseceğiz bilmiyorum. Bu neymiş? Sapana benziyor. Ha şey, neydi bunun adı? Şey makası. Tarımla alakalı o kadar bilmiyorum. Hakim değilim. Ama acaba üzümleri nasıl? Biz gözümüze mesela acaba yeşil olmayan üzümleri mi alacağız? Bilmiyorum şöyle ki kadar... buraya geldik mesela ama burada mı? Rastgele mi alacağız? Buraya geçemiyoruz. Yok bu ihtimalle. Haritada aynen göstermiyor öyle. Zaten. Siyah gözüktüğün yerlere gidemiyoruz. Şöyle bir haritaya bakalım. Belki de göremediğimiz bir yeri gösteriyordur. Aa, o makası aldığımız yerde haritada kır farklı renkte kalemlerle çizmişlerdi. Bence orada şey yazıyor. Tamam, oraya aynen dönüp bir bakalım. Bir dakika, tam olarak neresi yazıyordu? Grapevines bölgesi mi? Şu an o... Aynen, hepsi öyle zaten. O şu neymiş? Lokasyon içinde ne var? Burada keşfedilebilir bir şey var demek. Oraya daha gitmedik. Belki de oradadır. Olmadı. Olabilir. Şu senin dediğin haritaya bir bakalım da. Ben daha çok görsel olarak mesela üzümler hep yeşil sarı aralığında. Acaba şarapta bildiğiniz gibi beyaz şarap değilse koyu renk üzümlerden harmanlanıyor. Acaba koyu renk bir... Bizden şüphelenen garip bu arada. Aynen öyle. Aa, şeyler, üzüm türleri. Aynen bak, bizden Malbec istiyor. Aynen. Biz şu an tam önümüzde olanlar yani. Aynen. O yüzden demek ki herhangi şöyle, birini alabiliyormuşuz. Şöyle bakarsak, evet, şurayı gösteriyor, şurası yani. Hayır Ahmet, onun solu. Karşımız o, mı diyorsun? Yok şurası. Bak, hayır hayır. Sol, şurası. Üst, sağa bak, haritaya bak. Bak, you are here diyor. Tamam. Burası ev. Tamam. O ev, eve giden yolun bak. Şurada zaten haritada çapraz çapraz salkımlar var. Bağlar var. Açar mısın bir daha şeyi? Ben bir daha bir yanlış söylemeyeyim. Bir saniye. Zaten şöyle
Ha, bir dakika, bir saniye. Haritayı çevirebiliyor muyuz? Hani haritayı rotate ya. Mi diyorsun? Evet. Döndürme yok. Şeye göre bakalım. Zikzaklı olan salkımlar mesela bizim bulunduğumuz yere göre o şekildeydi. Burada zikzakla başlıyor bak en yakın. Bir açalım tekrar şeyi, o haritayı. Burada çok şey, rastgele bir çizim var. Hmm. Ama bak şu çizgiye göre bir tekli bir yer var. Evet. Sonra yan yana iki var. Tekli hani buna göre bakarız, bakarsak hani hepsi olabilir. Neyse şuraya baktık zaten. Arkamız tam olarak burası. Şuraya bakıp şuraya geçeriz. Evet. Ev zaten orada da... evin bize göre solunda kalıyor zaten. Tek... Tamam önce ama şuraya bakalım. Renkler de koyu. Üzümler. Aynen öyle. Malbec dedim ya, burası oldu belli. Bir iki tane daha lazım. İkiden fazla kesip acaba bir şey edelim. O adamlar bizi görebiliyor. Al. Ne işe yarayacaksa al. Ben severim biliyorsun. Yalnız şöyle bir şey var. Hangilerini kesebiliyoruz? Ben onu anlamadım. Elinde eşya almadan kesemiyorsun bence. Makasımızı geri alalım. Az önce de makas elimizdeydi ya. Şey, bıçak var diyor. Bıçağı mı alman gerekiyor acaba? Az önce bu elimizdeyken kestik. Bir de bir haritada bak şeyler var. Beyaz noktalar var. Onlar şey, onlar, kafasında beyaz olan adamları gösteriyor. Siyah olanlar ne peki? Onların zararı yok. Buradakilerin hepsi şey ya bize. Tehlike arz ediyor. Yani daha mor olanlar, daha büyük ve mor olanlar. Herhalde olmuşlarını kestiriyor işte. Seçeceğiz. Burada yok mesela. Bak şurası, burada ortada var. Okey. Şef, geliyoruz şef. Şimdi tamam olarak sağdan çıkmak da tehlikeli de. Buraya yaklaşınca bir save almak lazım. Hani şurada bir alalım da ne olur ne olmaz. Anlamıyor ama asistanlar şüpheleniyor. Güvenlik kılığına giriyorsun bu sefer asistanlar anlamıyor. Güvenlikler şüpheleniyor bu planın dedikleri için. Bir muhabbet var. Ama şunu anladık. O kıyafetli kadınlardan dolayı oluyor. Şunlar yüzünden oluyor. Umarım öyledir. Bakalım. Yok ya. Allah. Yok abi, bug var burada bir. Bence kesin riski. O zaman diğer yöntemlere mi denesek? Herhalde başka çare kalmadı. Artık bunu deneyeceğiz. Fakat en az 10 kere uğraştık zaten ya. Bence de yani arkadaşlar bir bug var hani saçma sapan. Çok bozuldu. Hani artık yapamayınca video izledik falan. Adamın arkası dönüktü ya, baktım da. Şu adam olmasa başka kimse görmez mi? Yeah, you would, but you'd be wrong. If the pumps malfunction, the tanks overflow. That pretty much sums it up. So, pay attention to that pump flow. Aynen öyle. Biraz izleyeceğiz ya. Az önceki adamı da bayağı takip edip öldürdük ya. Daha doğrusu, evet öldürdük. İntele bakalım. If the pump malfunctions, the tanks overflow. This is happening provoking an aynen öyle arkadaşlar. Tam tankları taşıracağız ve bu sayede Yates'i dikkatini çekip halledeceğiz. Bu
Işık ne sürekli yanıyor sorun? Yansıma herhalde ama ne alakalı? Bug gibi bence de. Bence de. Bakalım hani bu. Yani ışık kaynağı ışık, orada. Işık mesela. Ya bu kadar şeyler olacak da az önceki yapamadığımız şey çok gıcıktı. Şu an sadece takip et diyor. Yani bunu şu an halledemeyiz zaten. O elimizdeki uzun bıçağını bıraksak sanki daha... lazım. Yok, elimizde biz... cidden yok. Bak ışıklar çok garip. Yok yok şu an bir sıkıntı var oyunda ya. Ya da sistemde bir sıkıntı var ki nasıl bile. Yani bir aslında oyunu kapatıp açsak mı bilmiyorum. Nereden bulacağız bakalım. Dolanırız ya. Sıkıntı çıkacaksın diye korktum ya. Yok şuradaki merdivene gidecektim de. Onun üzerine çıkartmıyordur herhalde. Denemeyelim. Kesin vardır da görev başarısız olur. Adamın da arkası döneceği tuttu. Yalnız buraya gelmemize gerek yokmuş. Bence şu an görmez. Ben o an birini canlanmıştır. Herhalde tornavidayı almamız için getiriyor buraya diyeceğim. Odayı sağa mı atsak? Şu an atamıyoruz. Şimdi atabiliriz. Duvara yastıkken atmadı bilmiyorum. Okay. Şimdi bu adam sıkıntı değil zaten. Ah, Tier 1 Dangle. Bunu alalım. Ya şeyleri de alsaydım. Tamam. Şunu alalım da bu. Allah. Barış gerçek şu an. The control terminal is up in the security room if you want to take a look. Just what? Hadi git. Okay. Take a look. Tranquilo, papi, tranquilo. Stay here. Have a cigarette. Ya alalım şu an bir işimize yaramayacak gibi de. Bir de böyle bir hatamız var oyunda. Şu an sesin gitmiyor abi. Branch bulmamız lazım. O da oralarda bir yerde. Şurada mı? Burada hadi son bir coin daha kullanalım da bakalım. Onu oraya götürüp solda aşağıda şey var. Solda sanki iniş. Solda bir şey var. Hani şuradan iniş var. Yalnız şöyle find a ranch diyor ya başka bir yeri gösteriyor. Nerede gösteriyor? Bak şurayı gösteriyor. Şuradan dur. O adam bizi görmez herhalde böyle geçersek ya. Tamam. Olursan yakalanırız. Burayı mı gösteriyordu acaba ranch için? Metre diyordu ama. Burasıdır muhtemelen ya. Alalım hadi. Belki ileride lazım bu olacak bunlar. Sende acaba ne işe yarayacak? Orada masada bir şey daha var. Anahtar var. Kaç tane aldık bundan bilmiyorum artık. 4 oldu galiba. Şu... Kolyenin üzerinde bir şey var sağında. Güzelmiş. Aynen maket bıçağı.
Başka nerede olabilir ki? Şöyle o elektrik paneline bakar mısın? Bunun içinde sabotaj şeyim var. Nerede? Şurada mı? İşte buraya şeyleri takabiliyoruz işte. Çalıştırdık, tamir ettik şu an. Ha şunu yapabiliyormuşuz bak. Yüksek voltaj vererek herhalde patlatacağız mı? Dikkat çekmek için bir şey yapacağız. Ama o İngiliz anahtarı kapalı yerdedir. Yüksek ihtimalle açık alanda pek zannetmiyorum. Bence de yani burada olması çok saçma. Aynı yere dolaşıyoruz ya, farklı odaya bakalım ya, odanın diğer taraflarına bakalım. Şuraya mı bakacağız diye düşünüyorum da burada da... Bak şey çıktı, o odaya git. Yeşil çıktı. Sola dön. Şimdi de... Aynı yerde. Aynı yer değil de şu yukarısı. Az önce gittiğimiz yeri gösteriyor. Çünkü oradayken de bu yöne gelmemizi söylüyordun. Evet. Yerde sanırım. Buralarda bir şey yok. Orada değil, şey diğer solda. Yerde gösterdim ama. Şunun üzerinde falan mı? Bence ya ilk odaya geri gideceğiz. Şu adamı sırf zevkini atasın geldi. Hiç soru çıkmaz. Şurada mı acaba, bak aşağıda? Ya, bu adama bir şey yapmamız lazım ya. Hayır, sen kimse fark etmez. Yine de bir yere çekelim ya. Şunun içine. Mesela sinematik girmiyor orada. Direkt içine atıyor. Evet, doğru. İçini açamıyor muyuz? Bunun içine bir şey saklayabiliyoruz sadece. Aha. Aynen burada. Bir elektrik o kutuyu içine saklamak için kullanabilir miyim sanmıyorsun? Neyi saklamak için? O eşya kutusuna koyabilirim diye bir şey saklamak için. Silah. Yok, onu silah olarak kullanabiliyorsun hani. Yani bir şey de saklanabiliyor ya. Ha, yani sürekli elimizde taşırız. Diğer git. Tarafında da kalacaktık. Soldaki de bakalım. Evet, o sıkıntı. Tamam. Hadi. Acele et biraz. O adam her türlü bir sıkıntı çıkartacak ya bize. Soldan. Arkasından mı geçsek şunu? Şu borun takip et, oradan geç işte. Ama görüş alanına giriyoruz bak. Bir save edelim de. Bayağıdır etmiyoruz. Hatta bu buraya geldiğimizden beri etmemişiz. Buradan geç. Sıkı. Kutlama çıkmıyor. Yürüyor o yönde. Hızlı hareket edersen. Hızlı hareket. Öyle taş mı? Şu anda başka gören yok değil mi bizi? Yine bu adamın dikkatini dağıtmamız lazım. Hızlı yani. Biliyorsun değil mi? Da uzağa atamıyoruz şu an. Hayret bir şey ya. Hadi şimdi. Abi gitmedi ki adam. Bakmıyor ya. Şu an görecek bence. Aynen, şimdi herif buraya gelecek. Dışarıdan ses geliyor mu şu an? Kulaklar mı geliyor sadece? Şu an sadece kulaklar geliyor. Biraz geliyormuş. Geldi mi adam bakalım? Yok. Yaklaşıyor yukarıdan. Faulty seal or human error.
O şey işte, bizim adam geliyor bence. Yok yok, geldi sağdan. Bak geldi. Üstte. Sağdan geldi o kadın. Sağdan geldi. İkisi de burada. Ve diğeri üstte. Evet, biri yukarıda, biri burada. Nasıl yapsak ki? Rafı çok kalabalık ya. Lan oğlum yürüdük. Sıkarım da yerimiz direkt belli olur. Şöyle bir save edelim. Hızlıca kaçabiliriz hani. Buradan uzaklaşalım hemen. Ama bak target lockdown diyor ya, direkt bize hedef aldılar zaten şu an. Öyle bir şey yok. Kılığını değiştir yeter artık. Kılık değiştirebilirsek, kadın nereye gitti? Onu buluruz bir şekilde. Eğilmen daha şüpheli. Hemen bir kılık değiştirmem lazım. Dışarı, şu an bir sıkıntı kalmadı ya. Şu an olmaman gereken bir bölgedesin. Kaç yapıyorsun? Neyse, ucuz atlattık. İnsanların içine niye giriyorsun ki zaten? Dikkat şeysin hani. Oğlum bilmiyoruz ki. Çalışanız lan. Ne olacak ki insanların içinde çalışan olarak gezmeniz? İçeridekiler dünyanın en zengin iş adamları. Sen şarap işçisin. Bence birinin kılığına girmen çok daha güvenli olur abi. Sen bilirsin. Tamam da nasıl gireceğiz işte? İçeride birini tek bulup kimsenin görmediği tarafta onun kıyafetini alman gerekebilir. Bahçe tarafından falan. Güvenlik olursan dikkat çekmezsin. De, bulursak alacağız. Şu neymiş? İnsanları düşürmek için onu çekeceğiz. Mesela uçta tek başına biri var mı? Kimse yok. Bir dakika, buraya geçmememiz gerekiyor mesela. Yine biz bir aşağıya inelim bakalım. Orada birisi vardır. Bu abiyi de bakalım görebilen var mı burayı? Çok hızlı oldu. Bir save aldım önce. Neler yapacaksın? Bir alta daha inip başka birinin kılığını deneyemez miyiz? Deneyelim. Kılığı niye değiştiremiyoruz? O çok anlamsız. Aslında böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Daha doğrusu yukarı katta gezebilmek için dediğim gibi işte bu kıyafetten kurtulmamız lazım ama... Bunlar da olmaz. Bunlar da olmaz tabii. Hello, hello. Burası zaten az önce patlattığımız yer. Şunları alsak güvenlikçiler görür. Acaba şarap şeyinde, bağında takım elbiseli biri var mıdır? Zannetmiyorum ya. Hani o tur atıyorlardı ya. Hey yo partner. Bilmiyorum şu an... O chief şey vardı ya mesela burada bir yerde. Onun şeyine girelim. Tabii böyle. Arkanda kaldı sağında. Ha, bir sağda. Olabilir. Hala oradalarsa. Da şimdi şöyle bir problem var. Bunların arkasında birileri var. Mesela ateş edersek şu adam görür. Soldaki manayı çalıştım. Aynen şunu yapalım. Çok bayağı bağışlama bir şeyler deniyoruz ama. Bunu ne kadar zamanda etki ediyor bilmiyorum. Dikkatini dağıtmak için uzağa bir şey fırlatsak ne olur? Elimizde ne kaldı? Echoing kaldı. Evet kadıncağız, hadi. No worries. İşte problem. Şimdi. Kadın arkasını döner yani. Yani gördüğün gibi. Bunları bayıltmayacak mısın? Saklanacak mısın? Birazdan search biter. Bence yukarı çıkmak için ama eğilerek koşmam çok güven vermiyor. Ya şu an her türlü aranıyor durumunda olduğumuz için görünmememiz daha iyi de. Hiç bir sıkıntı yok gibi ya. Kayıt alabilirsin. Baksana kafasında beyazlı hiç kimse yok. İyi. Sanırım insanların yanında bekleyince kalabalığa karışma blending'in crowd böyle aşağıda beyaz bir şu bıyığı takmaması kötü oldu. Çember çıkıyor, evet.
Kadın direkt önümüzde yani. Beraber yürüyelim. Şu üstteki de bizim şey, Diana herhalde. Evet. Buraya gidiyorlar mı? Aynen. Su. Su istediğimiz şeyi yapmadı. Aslında o tam adamın arkasındaki çalışan vardı ya. Kadını onu %90 zehirlemek gerekecek. O kadar insanın arasında tek kalacağını sanmıyorum. Maalesef zehirimiz yok işte. Bu arada... Bir yerde var mı kamera mı? Nerede? O hani bahçelerde bir yer vardı ya, orada yapmamız gerekiyordu ama ham madde yoktu elimizde. Şöyle bir şey var, Diana'nın yanında bu kadını öldürebiliriz. Bence birazdan bu adamlar gidecek, bir şey olacak. You know why? Trust is earned. Until Edwards is satisfied, you're not sailing under a false flag. Birini sessizce ortadan, öbür taraftan çeksen orada bir kendi var. Terrible'ın en sona kalacak. Şimdi baktığın diğerinin dikkatini çekmeden temizlemek lazım. Zor. Önce en soldakini temizleyeceksin. Soldaki iki tane daha var, güvenlik var. Bunları görmeden alın. Birini atsak öbürü görür. Ya da arkasından vursak her türlü görülür. Bir büyük bir şey çıkartmamız lazım ortaya da. Arkaya çağırabilecek bunları. Ama hiçbir şey de yok yani. Bak gidiyorlar. Bendikler de onlarla gidiyor. Tamam bakalım işte nereye gidecekler, biraz sabırla. Hey there, big boy. Tamam, böyle bir yerde yani güvenlik onu bırakmaz. What are we doing here, Dexy? Bakalım. Belki tuvalete gidecek. Nakatella, you're used to working with your hands. I happen to know a good lawyer, but... Zehir şart gerçekten. En kolay. Onun yiyeceği içeceği şeyi de iyi bulmak lazım. Bir bak sabit durmuyor ki yani. Zehirlesen ne olacak? I have tango fever. Thing is, nobody held a gun to your head. Why did you take his offer? It was time for a change. I say. Learning the truth about your partner. Kadar fazla kişi var ki etrafta. Harsh. But you see, kadın bizi şu an kullanıyor resmen ya. Hedefini öldürtüyor bize. You never took a contract for money or glory, only to serve your personal brand of vigilante justice, targeting those who rise above the law, except for yourself of course. Bizim bağlantılı olduğumuz kadın mı? Everyone's a hypocrite. Artık yapsana işini. Gözünün içinde göz kırpıyor yani. I was wasting my potential. I did garbage duty for 30 years. Where did it get me? You certainly kept the world's coroners on their toes. Edwards is right. Bilmiyorum yani, şöyle orada yazıyor tabii ki ama. Only changed hands. And his hands, well, I figure the world could do a lot worse. Mı acaba ya da alternatif bir yola itiyor mu? I thought resisting power was noble, but revolution is a young person's game. It's easy to tear down. Aslında şunlardan birinin kılığına girsek. Şu an bakmıyorlar. I figure. Aa, su var bak. They wanted to, mind you. Hem sağında şu an birkaç yerde su var. Bu ne işe yarıyor acaba? Ne kadar dikkat çekiyor? Elektrik, yangın... Aa, suyla beraber birini öldürür muhtemelen. Suyu atacaksın sağdan da, şeyden. Nerede? Oradan değil, geri gel. Şurada. Oradan geçen biri... Aa, belki de buradan yürüyecekler, dur bakalım. Peki buradan aynı şeyden başta aynen. Buraya gelmeden o zaman olurdu. Tabii bu kadar kişinin içinde yapamazsın yani. Questioning natural hierarchies is a peacetime luxury and it only leads to chaos and decline. Providence must exist. Back off. A necessary evil. Nothing evil about it. Burası daha kötü ya. O adamı oraya atabilseydik. Başka ne var atabileceğimiz? Vallahi üzüm dışında çok bir şey kalmadı gibi. Üzümü de ses mi çıkartacaksın ki? Yok, çıkartmamız lazım. Neyse kurtulalım birinden. Tam önüne doğru at bari. Aa, kapısı çekiyor. Çekten mi? Tamam, o ayrıldı. Şimdi bir tane koruma kaldı. Desene diğeri geliyor mu? Geliyor, geliyor. Neyse bu gelsin ya. Onda ya bak başka kimse yokken o
Bu korumayı da şeyde hallederiz de. Etraf çok kalabalık işte. Böyle yalnız bir yere gitmiyorlar ki anam. Neyi bulsan neyle şey yapacaksın? Etkileşime geçireceksin. Any luck on that Pinot Noir? I'm afraid not, ma'am. Benliğin dikkatini dağıtacak bir şey fırlatsan diyeceğim. Diğeri geldi zaten. Gelsin, problem değil ya. Yalnız bir yere gitsek işte sadece. Mesela şimdi sigara içmeye şu dışarı falan çıksa kimsenin olmadı. Zenginlik de yapabilir tabii ki. Wherever you go, I go. Dediğin duyulmuyor mesela. Partiye geri dönüyorlar dedin. Hı hı. Sessiz konuşuyorsun abi. Benim normal konuşmam böyle ya. Ki mikrofonu da bana o kadar yakın hale getirdik. Hadi yürüyün ya, çarptık. Sen gelme. Elinde üzümle gezenir. Hey you. Galiba döngüye giriyor bak. Şu an tekrar oraya gidecekler. Şöyle bir şey. Eğer oraya gidiyorlarsa orada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yine su açacaksın. Açabilirsin. Bakalım geliyorlar mı? Okay. Ha bak asıl şimdi oturuyorlar. Zehir şimdi işe yarardı. Eski nişancı vesaire. Uzaktan sessiz vurabileceğini. So impressed with themselves, aren't they? Hiç. Ordering all the KVP tarzı bir şey almadık. Hı? O tarz bir silah almadık şu ana kadar. Bunlar seni ararlar aralarında da. Tamam tamam girmeyeceğim zaten. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Çok fazla zaman harcamamak için ateş edip kaçabiliriz. Ama bir yöntem mutlaka buluruz ya. Biraz daha beklesek. You know some of the heralds think we should have killed you right along with Lucas Gray. And what do you think? I don't like wasted potential. We don't see eye to eye on just about anything. Bir de şunu mu denesek ya? Şuradan şunu da bir seçip. Aa bak uzaktan belki de böyle öldüreceğiz. But I do respect your ambition. Bak 170 metre. Yani her türlü üst kata çıkmamız lazım yukarı. Pek zannetmiyorum. Bak orada da yukarıda adamlar var. Her türlü oraya geçmemiz lazım. Buradan da bizi geçirmeyecekler şimdi. Şey olarak ilk kapımız olsun. Aynen bak şurası ama şuradan zıplayabiliriz herhalde. Basak önlerindeyiz yani direkt. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bence üzerindeki silahı saklayıp sola girebilirsin. Yok abi bak. Arama seçeneği değil direkt hani. Ben geçemezsin. Sol tarafta bir şey. Bir dakika. Bunlardan birinin kılığına girmemiz lazım. Aynen onu yapacağız da. Yalnız biri de yok ki hanım. Şunlar. Bunlar önce... farklı tip herhalde. Bunlar araba kuruyorlar. Ya şu ikisinin aynı anda dikkatini de Ya bir onu çağırsana da. Keeping it real. Şey birazdan edeceğim bu. Birazdan edeceğim. The partners created a power cabal bound together by secret and back scratching. Bu bölüm çok verimsiz oldu. Ne? Bu bölüm çok verimsiz oldu diyorum. Evet. Hey. Kim oğlum ben bu kadar erken geleceklerini düşünmemiştim de. Oğlum gelmesi değil, bölümü bitiremedik ki. Sürekli bir sıçtıntı çıktı yani onlardan ziyade. Aynı yerde 10 dakikadır kaldık. 10 dakika diyorum, yarım saattir kaldık. Keseceğiz zaten buraları ya. Ben video için demiyorum lan. Yarım saattir gidiyorlar şu an. Koş da yukarı. Sağdan.
Hiç yok ki. Sağdan devam et. Oradakini al. Diğerini zaten sırtı dönük. Aynen öyle. Direkt pay ortaya çek ama. Böyle şu an çok tezgahı ama biraz karşıdaki durumunu görmedim. Çok içinden konuşuyorum ya. Ne yapayım? Benim de doğal konuşmam böyle. Tamam alalım bunu. O değil. O ettiğimiz yerde. Gerek yok ya. Dağılalım yani. Inventory'de dursun. Elimizde neyse şu anda kaç yaparsın. Ya zaten elimizde şey var ya, pistolümüz var. Jesus Christo. Adam gitti direkt oraya girdi ya bu. Ama bizim oradan geldiğimizi görüp mantık kurmuş olmasın. Yok şu an sıkıntı yok. Orada saklayacak bir yer yoktu aslında. Bir tane dönmüştük ya şeyde, şarap bağların içinde. Aynen, ters tarafta. Being vigilant, soldier. Duymadım ya. Keeping vigilant, soldier. Tiplere bak. Biz burada ne peşindeyiz? Nice day. Rahat geçtik. Onu saklayamıyoruz bak, büyük bir şey ya. Neresi ya? Orası bak karşımda. Ne yapıyorsun lan? Blok almış. Yukarıdaymışız. Sağdaki bizi spot edebiliyor. Peki şuradan gidelim. Bu da herhalde mavi giyiyorsun diye maviler hizmet ediyor anladığım kadarıyla. Bence arkası dönük ama Bir ondan öte bizim şu an silahımız yok ya, oradaki silahı alamadık. O problem mi acaba bilmiyorum. Kaydetmen iyi olabilir. Zaten kesin nişancı kullanacaksak. İşte ama burası tehlike, şuradan gidelim. O üç boyutlu herkesi görebildiğin şey. No lo creo. Haritayı mı? Yok yok, herkesin yerini görebiliyorsun ya, üç boyutlu. Radar gibi. Hı-hı. O onunla açık oynamanın bir zararı oluyor mu? Yani görüntü kalitesini bozmak dışında hayır. Rich scratched their asses too when they think nobody. Aynen, bunları halledip da halledelim gerekiyor. Save. Aha bir dakika. Şeye gerek kalmayabilir. Mavi investigate diyor. Su ve elektrik açmıştık ya. Bence o orada ölecek. Bak başka bir. Aa, kesti mi? I know. Etrafta başkası varmış şu ikisi dışında. Who are we on the lookout for anyway? Yates say. Al sıkmak istiyorsun. Hangisini sıkayım önce? Hangisini istiyorsun? I'll just practice my lip reading. İkisine de sıkayım mı? Sık hadi, sırayla sıkacaksın işte. Kaldırmama gerekiyor. Yani şimdi bunları burada saklayabileceğimiz hiçbir yer yok. Yapacak bir şey yok. Masada direkt... bir şeyler var mı? Masaya bakalım. Yok, alabileceğimiz bir şey yok. Peki buradan sıkabiliyor muyuz direkt? Bir şey mantıklı böyle olacak. Kadın nerede ama? Öyle, hiç göremeden sıkacağız yalnız. Çok riskli ya. Daha zoom yapamıyor musun? Bunun daha yakın olması lazım. Şey vardır ya, bir dakika. Alalım birazdan da. Yazsana silahı. Sine aynı anda kullanamıyoruz. Şeyi, o modu açsana. Dur, OMA'da bakmamız lazım.
klavyede hangi tuş. Anladım. Kontrol aynı. Değil mi? Bir zoom olması lazım. Aynen öyle. Ama biz şu an... Ben derine bir kapatsana kontrolü. Kontrolü kapat bir. Şu an hani aç tekrar. Şey olup olmadığını merak ediyorum. Buradan vurup vuramayacağım. Vurabiliriz. Vur dediğine daha... vuracağım o zaman. Aa, çok geç kaldık. Vur bakalım. Vuramadı. Süper. Hallettik. Silahı bırakmak gerekir mi acaba? Takım işi. Üç senaryoyu da deneyip yani zar zor bitmek. Hayır, ayrı bir olur. Silahtan mı problem acaba? Aslında o silahla ona da sıkabiliriz. Aslında evet. Direkt şey ya. Gerek yok ya. Şeyle sık. Pistolle sık. Reload edelim. Çok iyi. Abi iyi headshot attım ama hareket halinde. Aynen güzel oldu. Bak Valorant diyorum. Kesinlikle Valorant eğimi kötü bir oyundur. Buradan da selamı göndereyim. O flick shot'ın gitmesi gerekiyordu sniper'la. Önce bir sağdan çıkış varsa onu da alalım. Şuradan. Aynen. Kanyon direkt çiçeklerin içine. Aynen. Ne zorladı bu bölüm ya. Gerçekten biz çekerken tüm zekamızı kullanmak zorunda kaldık. Yine yapıldı arkadaşlar. Yani ya bugün şöyle bir şey var arkadaşlar. Ama. Oyunun başında ciddi bir bug yaşadık. Yani o olayı kullanamamamız çok rahatsız ediciydi. Bayağı uğraştık orada. Size tek bir deneyiş gelecek ama biz kaç kere? Evet. Tango hakkında ne düşündüğünü sormuştum. Şimdi Ahmet'in Tango hakkındaki düşüncelerini izliyorsunuz. It's done. Now what? Now we strike at the heart. Yalnız çok ünlü olmadım. Bir tane paralı asker, bir tane Edwards. De ultra zengin kadın. You know how to find him, don't you? Böyle bir toplantıda tango why yapıyor. Edwards finds you, 47. Bari kıyafet değiştirsin. Neyse ki şeylerin o gauchoların şeyini giymedik. And that will be his downfall. Smokin'imizi taşıyabilsek hemen giyerdik. Kadın da hala orada yapayalnız. Meet me at the olive grove at sunset. One last tango, 47. Ve bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beğeniye basmayı unutmayın. Şuradan bir yerden videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hep çok hani öyle şey yapıyorlar ya. Şöyle gösterirken acaba nereyi gösteriyorum onu da bilmiyorum. Şuradan işte. Şuradan kartlardan sonraki şey bölüme ulaşabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.